Yepyeni bir Mutfağım Şahane daha bugün de Kanal 7 ekranlarında başladı ve ilk olarak Kayseri'ye gidiyoruz. Bize Kayseri'den gülize yapılacak. Fatma Hanım'ın yanındayız. Bakalım nasıl bir lezzet. Merhaba Özlem Hanım. Kayseri'den selamlar. Ben Fatma. Bugün size gürize yapacağım bir Çerkez yemeği. Önce malzemelerimizi tanıtalım. Kıymamız var, yarım kilo kadar dana kıyması. Mantı hamurumuz var. Önceden yoğurup hazırladığım, kulak memesinden biraz daha sert olması gerekiyor. Soğanımız, toz biber, pul biber ve tuzumuz var. Haşlamak için sıcak suyumuz var. Önce iç malzememizi hazırlıyoruz. Soğanımızı doğrayarak başlayalım. İnce ince doğramamız gerekiyor soğanımızı. Evet Özlem Hanım, soğanlarımızı ince ince doğradıktan sonra katma işlemine başlıyoruz. Soğanımızın ince olması çok önemli. Çünkü mantımızın içinde ağzımıza gelmemesi lazım. Evet, katıyoruz kıymamıza. Tahtamızı kenara alıyorum. Sonra biraz kekik. Bol kekikli güzel oluyor. Tatlı toz biberimiz var. Biraz pul biber. Ve tuzumuzu atıyoruz. Bir kaşık yeterli. Bunu güzelce yoğuruyorum. Malzemeler birbirine karışana kadar yoğuruyoruz. Rengi de kıvamı da güzel oldu kıymamızın. Evet Özlem Hanım, içimizi hazırladık, kenara aldık. Şimdi hamurumuza geçiyoruz. Hamurumuz bildiğimiz klasik mantı hamuru. Un, tuz ve sudan yapılmış. Biraz sert oluyor bunun hamuru. Şekil ve desen güzel olması için açmaya başlıyorum. Hamuru ince açmamız lazım. İncecik, eşit kalınlıkta her tarafı. Pişmesi kolay, lezzeti güzel. Hamurumuz sert olduğu için biraz açması zaman alıyor. Çerkezler mantı türlerini çok sever. Çok çeşitli mantıları vardır. En başta sevdikleri salve, gürize, gırniş. Özellikle de gürize mantısı. Hamurumuzu yoğurduktan sonra 15-20 dakika dinlendiriyoruz. Açması kolay oluyor. Dinlenmiş hamur lezzetli oluyor. Evet, hamurumuz olmak üzere. Bu mantı aileler bir araya toplandığı zaman yapılır. Misafirler gelirken yapılır. Özel günlerde yapılır. Gurbetten misafirler gelince yapılır özellikle. Çerkezler misafire çok önem verir. Evet, böyle bir kalıbımız var. Daire şeklinde kesiyoruz. Kalıp olmayanlar üçgen yapabilir. Çay bardağıyla yapabilirler. Çay bardağıyla da aynı yuvarlakları elde etmek mümkün. Evet, kestiğimiz hamurumuzu bu şekilde alıyoruz. İçine kıymamızı koyuyoruz. Bu şekilde katlıyoruz. Evet, gürzemiz böyle. Farklı yörelerde farklı isimleri var bu mantının. Ama Çerkezler'de gürize olarak geçiyor. Kıymamızı hamurun içine koyduktan sonra önce uç kısmından başlıyoruz. Sonra yanlara yatırarak bu şekilde katlıyoruz. Bir yemekte görsellikte çok önemli diye düşünüyorum. Hamurumuz bitene kadar bu şekilde yapmaya devam edeceğim Özlem Hanım. Ondan sonra kaynatmaya geçeceğiz ikinci aşama. Evet Özlem Hanım, gürizelerimizi yaptık hazır gördüğünüz gibi. Hepsi de çok güzel oldular. Şimdi suyumuzu kaynattık. Suyumuz fokur fokur kaynıyor. Bir miktar tuz ekliyoruz. Sonra mantılarımızı içine atıyoruz. Suyumuzun kaynaması çok önemli. Mantılarımızın birbirine yapışmaması için. Evet, mantılarımızı atıyoruz. Yapışmaması için bir defa karıştırıyoruz. Fazla karıştırırsak bozulma yapabilir. Kaynayana kadar bekliyoruz. 15 dakika kaynaması yeterli olacaktır. Evet, yaklaşık 15 dakikamız geçti. Gürizemiz pişti. Şimdi servise başlayalım. Ocaktan alıyoruz. Evet, tane tane oldu gürizelerimiz. Servis tabağımızı alıyoruz. Gördüğünüz gibi hepsi de birbirinden güzel, lezzetli. Evet. Erittiğimiz tereyağımıza bir miktar toz biber ekliyoruz. Evet, tereyağımız da kıvama geldi. Tereyağımız mis gibi kokuları geliyor. Mantımızın üstüne döküyoruz. Bol tereyağlı. Kokusu da size geliyordur eminim. Servise hazır mantımız. Afiyet olsun. Yanında isteğe göre sarımsaklı ve sade yoğurt tercih edebilirsiniz. Afiyet olsun. Çok teşekkür ederiz Fatma Hanım. Ellerinize sağlık. Harika bir lezzet oldu ve şimdiki yemeğimiz Şanlıurfa'dan geliyor. Üzlemeli pilav. Sevim Hanım yapacak. Bakalım nasıl bir pilav tarifi. Hoş geldiniz Şanlıurfa'ya. Merhabalar efendim. Özlem Hanım, bugün size Şanlıurfa'nın özel pilavından üzlemeli pilav yapacağız. Malzemelerimiz kuzu eti, nohut, kuş üzümü, pekmez, Urfa sade yağı. Pilavımız içinde süzdürülmüş pirincimiz var. Başlayalım efendim. Önce tavamızı alıyoruz. Urfa yağından akıtıyoruz biraz. Böyle 1,5 çorba kaşığı eriteceğiz. Yağımızı erittikten sonra etimizi çevireceğiz. Yağımız yavaş yavaş erimeye başlıyor. Evet, Urfa sade yağımızı bir güzel erittik. Şimdi kuzu etlerimizi, 100 gram kuzu etimizi aktarıyoruz içine. Bizim önceden hazır bulundurduğumuz kuzu etimiz vardı. Haşlanmış, doğranmış. Üzerine 100 gram kuş üzümünü ekliyorum. Böyle bir çevireceğim yağda. Bu enfes bir tat oluyor pilavın üzerinde. Tavsiye ediyorum herkese. Bunun adı üzlemeli pilav. Biz şimdi üzlemesini hazır yapıyoruz. Pilavı da yapacağız, üzerine gezdireceğiz üzlemeyi. Şu anda gördüğünüz gibi Şanlıurfa'nın has pekmezi. Pekmez olmazsa olmaz üzlemeli pilavda. 2 yemek kaşığı da pekmez ilave ettim. Yaklaşık 3 çorba kaşığı da nohutumuz var. Onları da ekliyorum. Haşlanmış, kabuğu soyulmuş. Azıcık böyle pişecek. Üzlememiz hazır. Nohutun kabuğu soyulması çok önemli. Çünkü kabuklu nohutla olmaz. Yani üzlemenin nohutu kabuğu soyulur. Hatta ortadan da soyulduğu zaman da kırılır. Ben biraz normal haşladım. Ezilmesin diye. Şunu pişe dursun. Tencereme ocağa aldım. Yarım çay bardağı sıvı yağımı döktüm. Şimdi Şanlıurfa'nın sade yağından üzerine ekliyorum. Pirincimi bir güzel kavuracağım. Evet Özlem Hanımcığım, yağımız eridi. Şimdi süzdürdüğümüz pirincimizi yavaş yavaş tenceremize aktarıyoruz. Pirincimizi kavurmaya başlıyoruz. Üzlemeli pilavın pilavını hazırlamaya çalışıyoruz. Evet, pirincimiz bir güzel kavruldu. Şimdi suyunu dökeceğiz. Evet, suyunu da ilave ettim. Şimdi tuzunu da koyuyorum. Ve kaynamaya bırakacağım. Kapağını da kapatacağım. 10 dakika kaynamasını bekliyorum. Evet Özlem Hanım, pilavımız pişti. 10 dakika demlendi. Şu anda sunuma hazır vaziyette. Dışarıda yağmur yağıyordu. Biz içeriye geçtik. Sunumu içeride yapacağız efendim. Evet, tereyağı koksun diye nefis etrafı sardı. Böyle bol bol. Şimdi sıra üzlemesinde. İşin en güzel kısmı burası. En lezzetli kısmı. Şanlıurfa'nın üzlemeli pilavı. Evet Özlem Hanım, şu anda en güzel kısma geldik. Pişirdiğimiz üzlemeli bu pilavın tadına bakmaya geldi sıra. Sizin yerinize ben bakıyorum. Böyle bol bol alacağım üzlemesinden. Yok böyle bir lezzet. Gerçekten güzel olmuş. Kendim yaptım diye söylemiyorum. Yapanlara şimdiden afiyet olsun, yapamayanlar da Şanlıurfa'ya gelsin efendim. Sevim Hanım, çok teşekkür ederiz. Mükemmel bir tarif öğrendik. Elinize kolunuza sağlık diyoruz. Ve şimdi Adana'ya geçiyoruz. Songül Hanım bizim için Adana sıkması yapacak. Tarifi Mutfağım Şahane'de. Merhaba Özlem Hanım, hoş geldiniz. Bugün size Adana'da çok ünlü güzel sıkmamızdan yapıp size göstereceğim. Malzemelerimiz un, su ve biraz da tuz sadece. İç için patates hazırladık. Patates içi. Patatesimiz haşlanmış, dövülmüş. İçine de pişmiş soğan ve yağlı salça var. Biraz da maydanoz. Onları karıştırdım az önce. Bir de peynirli içimiz var. Peynire de aynı şekilde pişmiş soğan ve maydanoz ekledim, karıştırdım. Biraz da toz biber ekledim. Tereyağıyla yapacağız. Şimdi öncelikle hamurumuzu yapacağız. Hamurumuza sadece su ve tuz ekliyorum ve başlıyorum. Nasıl bir hamur elde etmemiz lazım? Orta kıvamda, çok sert olmaması gerekiyor ki kolayca açılsın. Adanalılar çok sık yapar. Burada çok sevilen bir şeydir. Saçta ya da tandırda her yerde yapılabilir yani. Ve çok sık yapılır. Çok sevilen bir şeydir. Evet Özlem Hanım, hamuru yoğurmak çok önemlidir. Ne kadar güzel yoğurursanız o kadar güzel açarsınız. Sabah ya da öğlen, özellikle öğlen çok güzel olur. Yanında çay veya ayranla çok güzel olur. Dinlendirse de bir şey olmaz yani. Daha da güzel olur. Ama hemen de açabilirim yani. Sadece bir 5-10 dakika yoğurmamız yeterli. Özlem Hanım, ben şimdi bunu kıvam alana kadar yoğurmaya devam edeceğim. Hamurumuz hazır şu anda. Yuvarlayacağım artık. Yuvarlayıp açabiliriz şu anda. Nasıl? Önce hamur alıyorum tezgahın üzerine. Küçük yuvarlaklara bölüp yuvarlıyoruz. Açmaya hazır şu anda. Şimdi açmaya geçeceğim. Bizde küçüklüğümüzden beri bizde hep ekmek yapılır. Aşinayız bu işlere. Bizde çok sevilen bir şey olduğu için çok yaygın. Burada hemen hemen her evde yapılır. Evden öğrendim, annemden. Böyle yuvarlak hale, düzgün bir şekilde yuvarlıyoruz. Şimdi açmaya başlıyorum. Şimdi küçük yuvarlakları elimde önce biraz büyütüp sonrasında biraz oklavayla büyüteceğim. Sonra pişireceğim. Böyle oklavayla, zaten bu çok kolay bir şeydir. Herkesin yapabileceği bir şey evde. Çok kolay. Küçük olduğu için hamur hemence açılır. Böyle yuvarlayarak açıyoruz. Pişmeye hazır hale getiriyorum şimdi. Birkaç tane açtıktan sonra pişireceğim. Burası Kadın Kooperatifleri Birliği ve hep kadınlarımızın emekleri ve işleri var. Ben de oradayım ve bu işi yapıyorum, severek yapıyorum. Son yumağımızı açıyoruz Özlem Hanımcığım. Ve şimdi pişirmeye geçeceğim. Sonra saracağım, sarışını da göstereceğim size. Sonra da afiyetle yiyeceksiniz. Evet, açma işlemimiz bitti. Şimdi sacımı yaktım. Isınsın, ekmeklerimi pişireceğim. Sonra da saracağım, yemeğe hazır hale getireceğim. Sacın üstüne atıyorum şimdi pişsin. Ekmeklerimi böyle. Tavada da olur ama burada daha kolay ve daha lezzetli olur. Tavada kurur yani. Burada daha güzel olur. Şimdi çeviriyorum. Pişmesini bekliyorum. Tepsim hazır. Hemen orada yağlayacağım şimdi piştiği zaman. Burada Adana'da çok güzel bir kadın kooperatifimiz var. Hep kadınlarımızın yaptığı ürünler, evde yapılan ürünler, el emekleri burada sergileniyor ve satışa sunuluyor. Biz de işte burada çalışıyoruz. Sıkmamız var. Ben de sıkma yapıyorum. Sıkmalarım hazır. Ekmeğim hazır. Şimdi yağlayacağım. Şimdi yağlama işlemine geçiyorum. Ekmeğimi önce yağlıyorum güzelce tereyağıyla. Kuru olur yağlanmazsa. Ekmeğimiz hazır yağlandı. Şimdi daha önceden hazırladığım içleri, bu patates içim. Önce ondan yapıyorum. Çok lezzetli bir iç oluyor. Biraz da kimyon koyuyoruz daha lezzetli olsun diye. Böyle de sarıyoruz. Hazır halde şu anda. Bu da peynirli içimiz. Peynirli iç, tulum peyniri ve içine yine soğan pişirdim. Yağla, toz biberle. Bir de maydanoz doğradım. Çok lezzetli bir içe dönüştü. Çok güzel, tavsiye ederim şimdi. Tadına bakarsınız zaten. Sıkmalarımız hazır Özlem Hanımcığım. Böyle kesiyoruz içi de. Bakın çok lezzetli görünüyor zaten. Şu anda yemeğe hazır. Tadına da bakıyoruz. Çok lezzetli ve çok kolay, pratik. Herkesin yapabileceği, her evde yapılabilecek bir şey. Çok kolay bir şey. Özlem Hanımcığım, ben tarifini verdim. Yapacaklar için. Yapamayanlar da buyursun Adana'ya gelsin, burada yesinler. Herkese afiyet olsun. Adana'dan sevgiler. Çok teşekkür ederiz bu güzel tarif için. Elinize kolunuza sağlık. Yapan herkese afiyetler olsun diyoruz. Ve şimdi de Antep'e geçiyoruz. Gaziantep'in tene katması yapılacak Cuma Usta tarafından. Merhaba Özlem Hanım. Ben Mutfak Sanatları Merkezi Mutfak Şefi Cuma Kaplan. Bugün sizlere tene katması yapacağız. Tene katması için lazım olan malzemelerimiz kuru soğan, sarımsak, domates salçası, biber salçası, bulgur, orta yağlı çekilmiş kıyma, tuz, pul biber ve karabiber. Öncelikle soğan ve sarımsaklarımı doğramakla başlayacağım. Soğanlarımı ufak burnoz şeklinde halk diliyle sıçan dışı dediğimiz teknikle doğrayacağız. Tenek atması Antep'te, Gaziantep'te evet gündüzleri evde ev hanımlarının bir araya gelip yapmış olduğu köftelerden bir tanesi. Yanında tenek atmasının piyazlar ve salatalarla tüketilmektedir. Aynı zamanda Gaziantep'te yaprak eşkilemesi dediğimiz bir tarifimiz var. Onunla beraber tüketilmektedir. Şu an soğanlarımızı doğruyoruz. Evet, daha sonra sarımsaklarımızı da doğruyoruz. Onlar da ufak burnoz şeklinde, soğanların boyutunda. Şu an sarımsaklarımızı da doğruyoruz. Doğrama işlemimiz tamam. Şimdi yoğurma işlemine geçeceğiz. Bulgurumuzu yoğurma leğenimize alıyoruz. Orta yağlı çekilmiş olan kıymamızı ekliyoruz. 2 su bardağı bulgura ortalama 250 gram kadar falan orta yağlı çekilmiş kıyma koyuyoruz. Daha sonra biber salçası yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar, domates salçası, soğan ve sarımsakları da ekledikten sonra baharatlarımızı atacağız ve yoğuracağız. Tabii bunu yoğurma işlemi yaptığımız sırada da yapabiliriz. Hafif hafif başlayıp da yapabiliriz. Şimdi ufak bir karıştırdıktan sonra baharatımı atacağım. Yoğurma işlemine geçeceğim. Yaklaşık 1 tatlı kaşığı kadar tuzumuzu atıyoruz. Tepeleme olmayacak, 1 yemek kaşığı pul biber. Tabi acı severler istediği kadar miktarını arttırabilirler bu arada. Yine 1 tatlı kaşığı kadar karabiberimizi atıyoruz. Baharatları da ekledikten sonra köfteyi tam anlamıyla yoğurmaya başlıyorum. İçerisine koymuş olduğumuz bulgurun yumuşamasından dolayı iyi yoğurmak gerekecek. Yaklaşık 10 dakika içerisinde hazır olacak zaten. Bulguru sıkıştırarak, yani bastırarak, ezerek, sakızlandırarak dediğimiz şekilde yoğurmak gerekiyor. İçerisindeki bulgur, salça, soğan, baharatlar, sarımsak, bunun suyu, baharatın lezzeti bir araya harmanlanıyor. Çok lezzetli bir şey ortaya çıkacak şimdi. Ben yoğurduğumdan dolayı 10 dakika. Yaklaşık 10-15 dakika içerisinde hazır olacak bir yemeğimiz. Aslında bulgur yumuşayıncaya kadar, sakızlanma dediğimiz olay oluncaya kadar yoğuracağız. Topaç köftemizi yoğurduk yaklaşık 15 dakikadan beri. Şu an köftemiz hazır. Köftemizin yanına biz daha öncesinden yaprak eşkilemesi yaptık. Kaşık salatası yaptırdım Özlem Hanım. Şimdi köftemizi hazır sıkacağım. Daha sonra da sizler için tadına bakacağım. Gaziantep'te ve Güneydoğu'da bütün yapılan köftelerin ismi köfte olarak adlandırılır ama hepsi değişik şekillerde yapılır. Değişik sunumlarda sunulur. İçerisindeki baharat, yani şu şekilde söyleyeyim, baharat çeşitleri ne göre de değiştirilebilir. Mesela çiğ köfte yapıyoruz, ona da et koyuyoruz, buna da et koyuyoruz. Aradaki fark hem baharatlı olması, içerisindeki simit, bulgur, yapım tekniği şeklinde değişkenlikler göstermektedir. Mesela bu tenek atması bulgurdan ve orta yağlı kıymadan yaptık. Çiğ köfte yapmış olsaydık, çiğ köfteli et ve simitten ve bol baharatlı olacaktı. Aradaki farklılıklar oluyor. Tenek atması hazır. Ben sizler için tadına da bakacağım. Öncelikle biraz köftemden alayım. Daha sonra yaprak eşkilemesinden. Lezzeti gayet yerinde. Yaprak eşkilemesinde yazları salamuraya basmış olduğumuz bağ yaprağından baharatlandırıp ve eşkiledikten sonra adı üstünde yaprak eşkilemesi olarak sunuyoruz. Kaşık salatasında zaten bilindiği üzere salata, domates salatalık, maydanoz, soğan, biber var. İçerisine baharatlandırdıktan sonra servis yapıyoruz. Şu anda tenek atmamız hazır. Evet, tenek atmasının tarifini verdik. Yanında yenileneceklerini de söyledik. Gaziantep'ten herkese selamlar. Hoşça kalın, iyi programlar. Mükemmel bir tarif daha öğrendik. Çok teşekkür ediyoruz. Nasıl güzel oldu. Ama biz şimdi sizleri Muğla'ya götürüyoruz. Ece Hanım bize karışık ot kavurması yapacak. Muğla'nın meşhur ot kavurması şimdi. Marmaris'ten selamlar Özlem Hanım. Bugün karışık ot kavurması yapacağız. Karışık ot kış aylarında Marmaris'te pazarlarda sıkça bulunuyor. İçerisinde mevsime göre, soğuğa göre, yağmura göre otlar değişebiliyor. Genelde gazyak, ebe gömeci, kaba ot, yabani soğan, körmen gibi çeşitli otlar bulunuyor. Arap saçı, ısırgan, çeşit değişiyor mevsimine göre. 1 kilo kadar ot var elimizde. 2 soğan, kuru biber, zeytinyağı, tuz, pul biber kullanarak otumuzu kavuracağız. Soğanları doğrayacağız önce. Küp küp doğramamız yeterli. Çok ince kıyma olmak zorunda değiller. Karışkot köylerde, dağlık bölgelerde, araba bile geçmeyen yerlerde genelde kadınlarımız topluyorlar. Sonra da Marmaris'teki pazarlara getiriyorlar. Tazesi hep bulunuyor kış aylarında. Yağımızı koyuyoruz tavaya. 3-4 yemek kaşığı kadar yağ yeterli olacaktır. Yağı biraz kızdırdıktan sonra soğanı ekleyeceğiz. Soğanları ekledik. Soğanları kavuracağız şimdi. Soğanlar şeffaflaşana kadar hafifçe kavuruyoruz. Daha sonra otu ekliyoruz. Ot biraz suyunu salıp çektikten sonra da kuru biberi, bir de baharat ekleyeceğiz. Karıştıracağız. Hazır otlar. Soğanlar hazır. Otları ekliyoruz şimdi. Tavaya sığmayacak gibi düşünmeyin. Bu zaten birazdan hepsi küçülecek, suyunu salacak. Yavaş yavaş şimdi kavuracağız artık. Hepsi karıştıktan sonra da biberleri ve baharatı ekleyeceğiz. Otlar hazır. Otlar şu an biberleri ve baharatı almaya hazır. Yağlandı hepsi. Biberi isterseniz acı, isterseniz tatlı da kullanabilirsiniz. Şimdi hepsini karıştırıyoruz artık. Biraz altını kısacağım. Yakmadan hepsinin pişmesi için karıştırarak devam edeceğiz. Kuru biberi, tuzu ve pul biberi koyduk içine şimdi. Otların diriliği hafifçe gidene kadar bir 10-15 dakika kavururuz kısık ateşte. Evet, karışık otumuz hazır. Servis yapabiliriz. Altını kapatıyorum. Tabağa alacağız. Şimdi tadına bakıyoruz. Becerebilmiş miyiz? Otların aroması inanılmaz lezzetli. Siz de Marmaris'e bekliyoruz bu lezzetleri tatmaya. Herkese afiyet olsun. Mükemmel bir lezzet. Çok güzel görünüyor. Yapan, deneyen herkese afiyetler olsun diyoruz. Ve biz şimdi Safranbolu'ya geçiyoruz. Safranbolu'nun meşhur baklavası Nuray Hanım tarafından yapılacak. Safranbolu'nun yöresel lezzetlerinden bir tanesini yapacağız şimdi. Cingen baklavası. Yapımı oldukça kolay. Biz bunun için evde yapılmış yufka kullanıyoruz normalde. Ama şimdi birçok buradaki yerel marketlerde, hatta pazarlarda hanımlar bu el açması yufkaları satıyorlar, evlerinde hazırlayıp. Aslında bu yufkadan yapılan tatlının temel noktalarından bir tanesi şu. Kışın aslında kışlık yufka yapılır evde. Belki bu boy yufka yapılır. Kışın rahat rahat işte bunlar kurutulur ve işte sulanarak yenir. Yani yöresel olarak özelliği bu. Bu kışlık yapılan yufkalar genelde parçalanır fazla kuru olduğu için. Dolayısıyla bu baklavanın da aslında temelinde bu var. Bu artan yufkalar ev ekonomisine de katkı olacak şekilde değerlendirilir ve tatlı yapılır. Bunun için 10-12 tane yufka kullanacağız tepsimizin büyüklüğüne bağlı olarak. 2-3 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı şeker, 1 su bardağı su koyup onu önce kaynatacağız. Sonra her yufkanın tepsiye koyduğumuz yufkalar arasında bu karışımdan gezdireceğiz. Ondan sonra da üzerlerine ceviz serpeceğiz ve tabii ki bütün yufkaları yaptıktan sonra da bunu pişireceğiz. Şimdi yufkaları ıslatmak için kullanacağımız karışımı hazırlıyoruz. Önce tavamıza 2-3 kaşık kadar tereyağı. Önce bunu bir eritiyoruz. Sonra üzerine su ve şekeri de koyacağız. Sonra da bu yufkaları bu hazırlamış olduğumuz karışımla ıslatacağız. Yağımızın çok erimesine gerek yok. Erittikten sonra başlayabiliriz. Yani yakmamıza gerek yok. Annem çocukken çok yapardı. Hala yapıyor bunu. Benim en sevdiğim tatlıdır. Safranbolu baklavasından daha çok severim. Bizde de yufka olurdu ve kış hazırlığı bol miktarda yapılırdı. Suyunu koyalım. Bu kadar yeterli. Bir taşım kaynatacağız. Şekerini de koyalım. Tabii bizim biraz göz kararı oluyor yaptığımız, evde yaptığımız yiyecekler. Şimdi mesela biz bunun için 10-12 yufka kullanacağız. Ama kalınlıkta, tabii yufkanın kalınlığıyla da alakalı. Şimdi bu yufkaları marketten aldığımız için evdekiler gibi ince olmayabiliyor. Dolayısıyla bu kalınlığında elimizle bakıyoruz ne kadar kalın olduğuna. Eğer su yeterli gelmezse tabii ilavesini hazırlayabiliriz. Şimdi bir taşım kaynayacak. Kaynadıktan sonra biraz ateşten aldıktan sonra bir miktar belki azıcık soğumasını bekleyebiliriz. Ondan sonra da yufkaların üzerine bunları kaşıkla gezdireceğiz. Her katına bu hazırlamış olduğumuz sudan ve her katına da ceviz serperek tatlımızı tamamlayacağız. Kimisi buna şeker de koymaya da bilir. Çünkü zaten şerbet dökeceğimiz için bazıları şeker koyuyor içine, bu suyun içine hazırlanırken. Bazıları da şeker koymuyor. Sanırım yeterli. Ocağı kapatabiliriz. Yufkaları ıslamakta kullanacağımız karışımımız hazır. Şöyle bir miktar böyle havasının geçmesini bekliyorum ki hemen boca ettiğimiz çamur haline gelmesin yufkalar. Böyle biraz daha soğuması için. Tepsiyi yağlarsak iyi olur. En azından altına yapışmaz. Vallahi elimle değil de bu şekilde de yağlayabilirsiniz. Kolayı var. Şöyle elinizi kirletmek istemiyorsanız şöyle ekmekle biraz en azından dibine yapışmasını önler. Hazır yufkadan biraz hazır yufkanın pişirilmesi lazım. Böreklik yufkadan yapılabilir ama biraz daha pişirilmesi lazım. Burada böreklik yufka yapanlara söylendiği zaman biraz daha pişirebiliyorlar. Önce şu ufaktan başlayalım. Böyle üstüne gelecek şekilde böyle bir iç gezdiriyoruz. Suyumuzu gezdiriyoruz. Dediğim gibi yufkaların inceliği kalınlığıyla çok alakalı. Bazen hani ıslamayabiliyor su. Onun için bolca koymamız gerekebilir. Hemen üzerine ceviz serpiyoruz. Her katına arzu eden çok ceviz koyabilir. Daha az koyabilir. Bunu da heba etmeyelim. Demin bölmüş olduğumuz yufkayı da koyalım. Bir tane daha içli böyle her katına bunu yapacağız. Tabii tereyağı bol olursa daha lezzetli oluyor. Pişirme süresi de çok kısa oluyor. 15-20 fırınınızın ayarına bağlı. Zaten pişmiş yufka bunlar. Çok uzun süre pişirmeye gerek yok. Bizim mutfaklarımızda hiçbir şey atılmaz. Yani elde kalanlardan mümkün olduğu ölçüde bir şeyler, yemekler hazırlanır. Mesela papara dediğimiz bayat ekmekten yapılan bir yiyeceğimiz de var. Üzerine soğanlı, kıymalı bir iç gezdirilir. Yani kurumuş bayat ekmek de atılmaz. Bu biraz küçük bir tepsi, o yüzden biraz yufkaları büzmek zorunda kaldık. O zaman da daha az yufka koyarız büzdüğümüz için. Kalınlığını elimle bakacağım. Çok kalın olmaması gerekiyor. Ona göre eğer ince ise daha çok yufka koyacağım. Eğer normalse yufka koymayı bırakacağım ve bunu fırına vereceğiz. Yufkalarımızı üst üste dizdik. İçerilerine hazırlamış olduğumuz suyu ve cevizi gezdirdik. Şimdi en üst katını yerleştiriyorum yufkanın. Üzerinde biraz yağlayacağım yine o iç suyla. Sonra da fırına vereceğiz. Artık 15-20 dakika pişecek. Sonra da üzerine şerbet gezdireceğiz. Baklavayı hazırladık. 180 derece fırında 20-25 dakika. Tabii fırının özelliğine göre de pişirme süresi farklılık gösteriyor. Ev hanımları işin püf noktalarını iyi bilir. Piştiği zaman, üzeri kızardığı zaman yufkanın, zaten pişmiş yufka kullanıyoruz. Üzeri kızardığı zaman fırından alıyoruz. Evet Özlem Hanım, 25 dakika geçti. Baklavamız fırından çıktı. Şimdi baklavayı keseceğiz. Kare halinde kesiyoruz. Baklavamızı kestik. Diğer ocağımızda şerbetimizi kaynatıyoruz şu anda. Tepsimiz küçük olduğu için 6 su bardağı şekere 3 bardak su şeklinde hazırladık şerbetimizi. Biraz daha koyulmasını bekliyoruz. Hem lezzet vermesi için hem de biraz korutması için. Şerbetimizi de hazırladık. Çok sıcak olmayacak ikisi de. Bir tık böyle 1-2-3 dakika kadar soğuması gerekiyor. Şerbetimizi döküyorum şimdi. Biraz beklettik biz. Hamurlaşmasın diye. Şöyle hepsinin üzerine döküyorum. Tabii suyunu çekmesi için de bir miktar bekleyeceğiz. Kenarları daha kuru olduğu için biraz daha fazla gezdiriyorum. Dakika yumuşamasını bekleyeceğiz. 10-15 dakika. Sonrasında afiyetle tüketebiliriz. Biz tarifini verdik. Umarım siz de yaparsınız ve Safranbolu'nun lezzetlerini deneme şansına erişirsiniz. Ama eğer Safranbolu'da bu şahane ortamda ben bunu tatmak istiyorum derseniz de buyurun misafirimiz olun. Başka bir lezzette görüşmek üzere. Safranbolu'dan sevgiler, selamlar. Sağlık. Harika bir lezzet oldu ve şimdiki yemeğimiz Şanlıurfa'dan geliyor. Merhabalar Özlem Hanım. Şu anda Şanlıurfa'mıza ait Urfa kebabımızı tarifini yapacağız. Önce zırhımızla etimizi iyice çekiyoruz. Urfa kebabımızın malzemesi sadece kuzu boşluğundan kuzu etimiz ve sadece tuz. Başka hiçbir katkı maddesi yok içinde. Sadece et ve tuz. Şu anda etimiz hazır. Şu anda Urfa kebabı saplamaya geçiyoruz efendim. Şişimizi aldık elimize. Adana ile farkı, Adana'da pul biber olur. Bizim Urfa'ya özgü pul biber yoktur. Biz yanında sadece kırmızı acı biberlerimizi de sunarız. Etimiz sadedir. Sadece içinde tuz vardır. Şu şekilde şişimize geçiriyoruz. Urfa'ya özgü zaten isminden de belli olduğu gibi Urfa kebabımız Urfa'ya özgüdür. Günün her saatinde tüketilebilir. Harika bir kebap çeşidimizdir. Şu anda hazırladık. Hazırlığımız tamam ve şu anda ocakla buluşturmaya kebabımız hazır durumda. Şu anda kebabımızı ocağımızla buluşturuyoruz. 10 dakika pişme süresi var. 10 dakika sonra servis yaparak sunumu hazırlayacağız. Evet Özlem Hanım, biraz önce hazırlayıp ocağa buluşturduğumuz kebabımız, Urfa kebabımız şu anda hazır ve şu anda servisini çekiyoruz Urfa kebabımızı. Yine olmazsa olmaz kırmızı biberimiz ve Urfa kebabımız servise hazır. Biz Urfalılar olarak Özlem Hanım kebabımıza hiçbir zaman acı biber koymuyoruz ama yanında da bol bol Urfa'mıza özgü acı biberimizi tüketiyoruz. Evet Özlem Hanım, şu anda Urfa kebabımızı hazırladık, servisine hazırladık. Yine şu anda yanımızda duran Ferhat kardeşimiz Urfa kebabımızın tadına, lezzetine bakacak. Buyurun Ferhat kardeşim. Arkadaşımız şu anda Ferhat kardeşimiz dürümünü hazırlıyor. Maydanozu koydu. Şu anda biberini yine temizliyor. Acı biber olmazsa olmazımız Urfa'mızın. Acı biberimizi de koyduk. Soğanımızı da ektik. Ve şu anda tuzumuzu ekip Ferhat kardeşimiz tadına, lezzetine bakacak. Afiyet olsun. Nasıl olmuş Urfa kebabımız? Ustamızın eline sağlık. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Evet Özlem Hanım, biz hazırladığımız Urfa kebabımızı burada yemeye devam ediyoruz. Sizin de bir gün yolunuz Urfa'ya düşerse sizi de buyur etmekten onur ve gurur duyarız. Afiyet olsun herkese. Of 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 diyorum. Canımız çekti. Nasıl güzel bir tarif öğrendik. Çok teşekkür ederiz bu tarifi bizimle paylaştığınız için. Şimdiki tarifim ise Gaziantep'ten geliyor. Gaziantep'in beyranı meşhurdur. Bakalım beyran Antep'ten nasıl gelecek evlerimize? Özlem Hanım merhabalar. Gastronomi şehrinin başkenti Gaziantep'ten hepinize selamlar. Bugün sizlere olmazsa olmaz lezzetimiz beyrandan tanıtacağım. Burada 12 saat boyunca kısık ateşte pişmiş kuzu etimiz, az haşlanmış, tuzsuz ve yağsız şekilde pirinç, Burada özel pul biberimiz, karabiber, taze sarımsak ve iç yağ. Yapıma başlıyorum. Lezzeti veren önemli nokta iç yağdan koyuyoruz. Bu taraftan isteğe göre pul biber, pirincimizi koyuyoruz. Kısık ateşte pişmiş etimiz ve ocağa geçiyoruz. Birincisini yaptık sizin için. 3 porsiyon yapıyoruz bugün. Bunu evde yapmak biraz zahmetli. Çünkü yani bir 2-3 günlük bir hazırlık gerektiriyor. Yapabilirseniz tebrik ediyoruz. Yapamazsanız da Gaziantep'e bekliyoruz. Genellikle Gaziantep'te kahvaltıda yeniliyor. Sabahın 5'inde 6'sında veya da gece 3-4 gibi rahatlıkla yenilebiliyor. Aslında çok bir öğünü yok. Şimdi ocağın altını açıyorum yüksek ateşte. Burada özel et suyumuzu koyuyoruz. Sarımsak isteğe göre yine. Şu an kaynamasını bekliyoruz. Aynı şekilde tekrar suyunu ilave ediyoruz. Evet Özlem Hanım, beyranlarımız hazır. Karabiberlerini attık. Kış aylarında olmazsa olmaz antibiyotik beyranımıza son olarak limonlarını sıkıyoruz. Tabii coğrafi tescilli bir ürün olduğunu da belirtmek isterim. Yapımını gösterdik, tarifini verdik. Yapamayanları mutlaka Gaziantep'e bekliyoruz. Herkese şimdiden afiyet olsun. Ve ne yazık ki üzülerek söylüyoruz ama bir mutfağım şahanenin daha bugün sonuna geldik. Yöresel lezzetlerimizle sizleri buluşturmaya devam edeceğiz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Sosyal medyadan da bizi takip edebilirsiniz. YouTube kanalımız Esirgenç TV, Instagram adresimiz Esirgenç. Şimdilik hoşça kalın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.